Ben küçük bir kızken dedem derdi ki, her zaman olması gereken olur. Daima kader kazanır. Kaderden kaçmak da, kaderle savaşmak da beyhudedir. İnsanoğlu kaderine karşı koymasaydı, hiç hikaye olmazdı. İşte bu hikaye, benim kaderime karşı koşumun hikayesi. Ya da kaderin bana karşı koşunu. Ailem gurbette yaşıyor. Hani siz Almancı diyorsunuz ya. Bu bana daima kaderin kazandığını söyleyen dedem. Gördüğünüz gibi kaderine pek karşı koyamadı. Bu da annem. Benim hakkımda bildikleri, nasıl desem, biraz abartılı. Biz böyle Almanyalarda iç içe yaşıyoruz ama. Kızım Melike diye demiyorum. Tuttu Durda'yı gözünden veriverdi komşular, vuruverdi. İstanbul'un en lüküs, en şön semtinde. En lüküs bir şekilde yaşayıp duruyor altın paçam. Maşallah, maşallah. Ne yapayım? Kirasını ödeyemediğim için şu gece kondudan bile atılmak üzereyim diyecek halim yoktu ya. Acıktın mı sen? Sen burada mısın? Korkma, korkma. Melike, sen benim evin kirasını kedilere mi yediriyorsun? Hadi akşama görüşürüz. Oh Melike. Tamam Melike, sakin Melike. Kaç Melike. Cennet! Kız Cennet! Cennet! Canan siz susun ama ya! Kız terli ağzının ortasına çöpçem görcen! Was ist los mama terli! Türkisch sprechen, Türkisch sprechen! Kız dur! Kız bir dur! Kız bir dur kız! Bir dur kız! Ya mama ya! Hadi çayları koy ver bakalım! Nerede kalmıştık? Melike'nin ev kendi mi Kazım Hanım yoksa kira mı? Aa, çalıştığı gazete lojman diye verivermiş evi. Al demiş, burada otur demiş. Aa, yeter ki bizi bırakma demiş. Ödüllü gazeteci olmak kolay mı? Fark ettiğiniz gibi henüz büyük bir haber yapamadım. Ödülüm de yok. Şimdilik askeri ücretten hallice bir maaşa burç yorumu yazıyorum. Ama umutluyum yani. Bir gün çok büyük haberler yapacağım. Anlısı da tutturmuş öyle aramızda yüzük takmayla olmaz diye. Yani illa ananla baban Almanyalardan gelsin de biz de seni onlardan isteyelim. Öyle olsun diye. Ya bir kere istemeyle olmaz. İstediği kadar doktor oluversin. Bakın Mehmet'in doktor olduğu doğru. Hem de çok başarılı bir doktor. Estetik cerrah. Bu kliniğin sahibinin de yeğeni olur. Günaydın, hoş geldiniz. Ne haber? Duygucuğum nasılsın? Günaydın Mehmet Bey. Günaydın. Evet, seni dinliyorum. Odanız ilk hasta sizi bekliyor. Hı. Meme büyütme. Daha önce yurt dışında iki kere operasyon olmuş ama memnun kalmamış. Daha da büyütmek istiyor. Olur, büyütürüz. Hoş geldiniz. Ben doktorunuz Mehmet Çırağan. Nasıl yardımcı olabilirim?
Ay doktor bey, arkadaşlarım sizi anlata anlata bitiremiyorlar. Sağ olsunlar. Buyurun, sizi dinliyorum. Ben bunlar biraz daha büyüsün istiyorum. Bir bakalım. Bence güzelliğinizin önünde yürümelerine izin vermeyin. Hı? Ay çok şekersiniz. Siz de. Ama aramızda yüzük taktığımız konusu... İşte o da doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü ilk görüşte aşık olup hala aşkıyla yandığım adam... Benle değil, patronumla nişanlı. Üstelik beni tanımıyor bile. Ha, o duvardaki fotoğraf ne o zaman diyorsunuz? Onu Photoshop'la yaptım. İyi iş ama değil mi? Çok yakışmamış mıyız? İlacın bu. Biliyorsun değil mi? Anladınız siz onu. Ben acınası bir platonuyum. Bir de aileme çok yalan söylüyor. Ama ne demiştik? Bu benim kadere karşı koyuşumun hikayesi. Bu da benim kaderimi değiştirecek olan kadın. Tanıdınız değil mi? Kendisi Türkiye'nin divası olur. Bir zamanlar gazinoları sallayan, televizyonlara reytinglerini pik yaptıran ünlü bir az solisti. Şimdi ise o parlak günlerinden geriye bir tek magazin gündemini sallayan skandalları kaldı. Bak çocuğum, bak çocuğum. Hayatla ölüm arasındaki o ince çizgide... Aşkıma sesleniyorum. Aşkıma sesleniyorum. Anladınız mı? Meryem Hanım, hayatınızın aşkı diyelim. Söyleyemem Basıncığım. Ben ölmeden öğrenemeyeceksiniz. Söylemem. Meryem Hanım, düşeceksiniz. Ay aman. Düşerim. Ne var? Düşerim de uçuruma da giderim. Aşkım için... Cehennemde de yanarım. Sen oradaki. Oradan çekme. Şey soldan çek. Tamam mı? Işık öyle mi tutulur? Tamam. Öbürü de bana zoom yapsın. Zoom yap bakayım. Ponçik. Ponçik. Aşkım. Ponçim. Ponçim. Beni seyrediyor musun? Eğer seyrediyorsan kaldır kıçını da buraya gel. Tamam mı? O karını da boşalt, beni alan. Yoksa seni bütün aleme rezil edeceğim. Ponçik seni. Meryem Hanım, ponçik gibi açıklar mısınız? Buraya geleceğine inanıyor musunuz? Burnu öleceğiniz adam kim? Ben lütfen. İnanmak istiyorum Basıncığım, inanmak istiyorum. Bize, aşkımıza... Gelecekteki saadetimize iki saat veriyorum. Geldi, geldi, gelmedi. Sonrası ya vuslat ya ölüm. Sayın seyirciler, canlı canlı izlediğiniz gibi Türkiye'nin divası Perihan Işık ölüme atlamak üzere. Bildiğiniz gibi bütün Türkiye divanın yasak aşk yaşadığı evli ve gizemli zenginin kim olduğunu merak ediyordu. Ancak anlaşılan o ki sayın seyirciler... Bunu diva aşağı atlamadan öğrenemeyeceğiz.
Diva aşağı atlamadan bunu öğrenebileceğiz. Mehmet! Oğlum! Mehmet! Bana bak. Hemen dışarı gelmen lazım. Çabuk çabuk çabuk. Amca ne yapıyorsun ya? Görmüyor musun? Burun ameliyatının ortasındayım. Engin devam etsin. Hep zaten ooo çok güzel olmuş. Hokka gibi oturmuş. Maşallah elinize sağlık. Sen hemen dışarı gel. Sen devral oğlum ameliyatı. Amca ne yapıyorsun ya? Sterilizasyonun içine ettin. Başlat başını sterilizasyonundan. Çabuk yürü. Amca beni ameliyathaneden çıkarmak için inşallah iyi bir sebebim vardır. Olmaz mı oğlum? Pelin pencereye çıkmış. Karımı boşayıp onu almazsam bütün dünyaya adımı ilan edecekmiş ve intihar edecekmiş. Bütün kanallar canlı yayında. He! Ah Tahsin ya. Eğer haberi bana verselerdi ben o gizemli ponçin kim olduğunu çoktan öğrenmiş olurdum. Sonra da o şerefsiz elime geçirir. Kadıncağıza bunu yaptığı için onun kafasına, kafasına. Tamam, tamam. Dur, bakıyorum şimdi. İhmin Hanım. Ne var Melike? Ne olur, ne olur ben de habere gideyim. Eğer habere gidersem Diva ile konuşabilirim. Onun atlamasını engelleyebilirim. Sonra ondan bir röportaj kaparım. Onunla konuşurum. Engellemek isteyen kim? Bırak atlasın. Atlasın da haber iyice büyüsün. İhmin Hanım. Yazık değil mi kadıncağıza ya? Kıyamam, aşık olmuş işte. Hem bakın, ben çok güzel bir araştırma yaptım. Size hemen onu getiriyorum. Koydum. Özel notlar aldım. Ben size onu mail atmıştım. Ama burada... Melike'cim, sana daha önce de söylediğim gibi eline ayağına hakim olmayı öğrenene kadar bana haberden bahsetme lütfen. O zamana kadar otur burçlarını falan yaz. Ve Allah aşkına bu ofisi başımıza yıkmamaya çalış. Tamam mı? Hadi bomba gibi haber düştü. Ne duruyorsunuz? Muhabir arkadaşlar benle gelin. Aç, aç çabuk aç. Sayın seyirciler, burada heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'nin gündemine 10 yıllarca damgasını vurmuş Diva'nın sonu ne olacak? Aşk mı, ölüm mü? Gelme çocuğum, gelme. Bak ponçiyim gelmezse öbür taraftan atlarım yine tutamazsınız. Bu saatten sonra ölmek var, dönmek yok. Aa, girmeyin memur bey. Girmeyin. Eğer bir adım daha atarsanız atarım kendimi ha. Beyan Hanım hayatınızın hastalığı sizden yaşamama veriyor. Beyan Hanım ponçik gibi açıklar mısınız? Buraya geleceğine inanıyor musunuz? Burnu öleceğiniz. Amca durum vahim. Ben ne dedim oğlum? Tabii ki vahim. Perihan adımı verdiği an ben bittim. Yani benim bittiğim gündür. Suna yengen onu aldattığımı öğrenirse hastaneyi elimden alır. Ya amca sen de git bütün atları ye. Ondan sonra da paşaların tutuşunca yandım Allah diye bağır. Sen Perihan'dan böyle söz edemezsin. O haltı yiyen benim. Üstelik 40 yıl demiş. Ne olacak şimdi? Olacağı şu. Suna yengen onu aldattığımı öğrenecek. O aramızdaki evlilik anlaşmasına uygun bir yerime. Sonra hastaneyi elimizden alacak. Başına da yengini getirecek. Yok olmaz öyle şey canım. Engin hastanenin başına falan geçemez. Delirdin mi sen amca? Neden getiremesin? Suna kendi öz oğlu dururken kendini boynuzlayan kocasının yeğenini mi getirecekti başına? Engin'in hastanenin başına geçmesi demek
Bizim yardım fonundan yaptığımız ameliyatları artık yapamayız demek. Kesin bizim bölümü kapatır. Muhtemelen. Tabii, büyük olasılıkla. O iş kasalarında yanan işçiler, yanık, yarık, dudak bakması çocuklar, sigortasız işçiler, senin hayır için yaptığın o ameliyatlar hepsi yarım kalacak. Engin bunların hiçbirine izin vermez. Yok, bu böyle olmayacak. Bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım amca. Senin bir şey yapman lazım. Ben niye bir şeyler yapıyorum ya? Haltı yiyen sensin. Hem ne yapacağım? Çıkıp basının karşısına Türkiye'nin divası Perihan Işık'ın gizli sevgilisi ben miyim diyeceğim? Hayır! Kendine gel. O kadar uzun boylu değil o kadın benim. Ya ben onu mu diyorum amca ya? Bak şimdi sakin ol. Meseleye şöyle bakalım. Şimdi Perihan seni çok sever. Kadının bütün uzuvlarını sen revize ettin. Yani burnunu sen yaptın, çenesini sen kaldırdın, dudakları sen doldurdun. O yüzden sen ne dersen yapar. Gideceksin o eve, o kadını pencereden indireceksin ve gazetecilere konuşmamasına dair ikna edeceksin. Bu kadar basit. Evet, yani. Bu kadar basit. Ben de bir şey var zannediyordum canım. Yok. Ne var ki bunda? Tabii. Üç nal biat kaldı geriye. Onu da ben bulurum. O ne? Amca sen delirdin mi? Bütün bunları ben nasıl yapacağım? Nasıl ikna edeceğim Pero'yu? Dur. Aa, onu da buldum. Diyeceksin ki yeni model burunlar geldi Pero'cum. Suna yengemden önce ilk sana uygulayacağım diyeceksin. Ve böylece mesele hallolacak. Ya amca sen bütün bunları nereden biliyorsun Allah aşkına? Oğlum. 40 yıldır bu kadını ben böyle idare ediyorum. Sen ne sandın ki? Hadi, hadi Allah aşkına. Yani lütfen bak çok nazlandım be oğlum. Şu güzelliğe bak yani bu güzellikle vedalaşmak olur mu? Yani gerçekten ben onsuz yaşayamam. Bir kuğu gibi süzüm süzüm süzülecek, aşağı düşecek. Ya of amca ya. Ya hadi, hadi o zaman. Hadi be oğlum. Of amca ya. Koç Burcu, ki bu ben oluyorum. Bugün hayatımın fırsatını kaçırdım. Çok mutsuz. Melikeciğim, kendine bu kadar acıman normal mi bebeğim? Haklısın. Daha fazla acımalıyım Tahsin. Bu kadar acımam normal değil, daha fazla acımalıyım. Ya Tahsin, ben asıl diva için üzülüyorum. Kadın o kadar aşık, o kadar aşık ki kendini atmak istiyor. Ama bizimkiler ne yapıyor? O atlasın, biz de haber yapalım diye bekliyor. Hem insanlık ölmüş hem de aşka olan inanç. Üstelik patronumuz İlknur Hanım aşkın doktorundan diye köşe yayınlıyor. Hem de diva kendini aşağı atsın istiyor. Yok! Ben buna seyirci kalamam. İlknur Hanım isterse beni işten atsın. Umurumda değil. Gideceğim diva ile konuşacağım ve onu atlamamaya ikna edeceğim. Evet, ben bunu yapacağım. Kadını kurtarırken haberi de kap bari. Belki kendine bir faydan olur. Haklısın Tahsin. Ay hem akbil boş hem para yok. Tahsin. Hı. Bana biraz para verir misin minibüse binmek için? Aa tabii. Şey maaşlar yetince. Hı. Saçmalama. Öyle habere mi gidilir? Nasıl? Minibüsle. E ne yapayım? Yürü ya ben götürürüm. Bekir. Yavrum şu çocuklara lahmacun, ayran filan söyle. Sana da söyleyeyim mi abla? Aa,
Ben rejimdeyim, duyan olur. Hem şiş karınla mı gideceğim mezara? Tövbe tövbe. Ay ben sana kıyamam ya. Tahsin, bak görüyor musun? Kadın ölüme giderken bile başkalarını düşünüyor. Ben var ya, Diva'ya bunu yapan adamı elime bir geçirirsem. Hadi in içeri, in. İn. Melike? Fotoğraf makinesi. Ay Tahsin, fotoğraf makinesini ne yapacağım? Belki bir mucize olur da kadını kurtardıktan sonra bir röportaj falan kapmayı başarırsın ha Şerif? Ya sen aşk doktoru musun, kariyer koç musun ha? Aşk karın doyurmaz diyen bir aşk doktoruyum. Al şunu hadi. Hadi Tahsin hadi. Şuraya bak be. Beş avcıları gibi bekleşiyorlar hepsi. Diva'yı kurtarmak kimsenin aklında değil. Böyle gazeteciliği ben de yaparım ya. Böyle gazetecilik mi olur? Aa, sen bizim gazetede burç yazan kız değil misin? Ne işin var senin burada? Habere geldim, habere. Ne yapacağım pardon? Diva'ya günlük burç yorumunu naklen mi okuyacaksın? Mehmet mi o? Mehmet mi o? Mehmet o. Mehmet o. Mehmet. Tahsin, bana bir çimdik at. Mehmet mi o? Gel hep tanıştırayım. Olmaz, hayatta gelmem. Niye? Saçım, başım, üstüm, kaşım, yanağım, arpacığım. Hı? Dur bakayım. Arpacığım mı? Gayet güzelsin. Kırmızı da var. Saçmalama. Tahsin, olmaz. Onu diyorum ben de. Gelirsem saçmalarım. Melike'cim bir yıldır kaçıyorsun zaten. Hadi gel. Olmaz. Mehmet nişanlı. Mehmet evlenecek. Mehmet haram bana Mehmet. Olmaz Tahsin. Şerif seninle çok işimiz var. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bekir. Bunlar ne? Divanem istedi. Bekir, durum nedir? Ne olsun Mehmet Bey? Perihan'ın kararlı vallahi. Hadi ya. Mehmet. Tahsin. Senin ne işin var burada? Esas senin ne işin var burada? Ben şey... Perihan Hanım biliyorsun hastam olur. Televizyonda gördüm, belki bir faydam olur diye koştum geldim. Ha. Gir, benim yukarı çıkmam lazım. Nasıl girebilirim içeri? Mehmet Bey, Perihan Hanım bütün girişleri kapattı. Hadi ya. Ama ben sizi arka bahçeye alırım. Tahsin'cim. Benim içeri girmem gerekiyor da kimseye söylemesin onu. Asla. Eyvallah, sağ ol. Hadi yürü. Arkadan geçiş varmış, takip et. Ha? Arkadan geçiş varmış, takip et Melike, hadi. Dikkatli git. Sakar. Çekil. Vallahi Mehmet Bey, Perihan Hanım'ı nasıl o pencereyi indireceksiniz bilmiyorum. Sabahtan beri ponçini getirin diyor, başka bir şey demiyor. Hayır, başlayacağım ben onun ponçine ya. Yürü. Vallahi bir şeyler yapmalısınız Mehmet Bey. Yoksa ponçin adını bütün memleket öğrenecek. Şşşt! Sus ya. Delirdin mi oğlum sen? Basın asla ponçin kim olduğunu öğrenmemeli. Felaketimiz olur, yanarız. Hadi yürü. Bu biliyor ponçin kim olduğunu. Ben senin gibi kapının. Thank you.
kendini, vallahi atacak. İkna eder mi sence? Mehmet, dramımı izlemeye mi geldin? Yoksa atlama, ona değmez mi diyeceğim? Yok canım. Ben senin şu silikonları yenilemenin vakti geldi de onu diyecektim. Aa, tatlışım benim. Annem, söyle, söyle. Ben arayayım seni annem. Şu an çok önemli bir haberin peşindeyim. Melike'm, kuşum. Ha, içine fanlanı giydin mi habere giderken? Giydim annem. Ay, annem ne fanı nasıl ya? Giymedim. Aman giydim ya da giymedim annem. Ne yapacağım fanını ya? Kız kızım, bakterini çeker. Yoksa hasta olursun. Ha, çorapsız, fanlasız çıkma dışarı, değil mi? Annem, giydim dedim ya. Vallahi billahi giydim. Kapat, ben seni arayacağım. Arayacağım hadi annem. Ha, Tufan abin diyor ki, aa, o ses Türkiye'nin gelecek ay Berlin'de elemeleri varmış ha. Tanıdıklarından torpil morpil varsa böyle meşhurlardan. Torpil yapsın diyor. Anne, sor bakayım Acun abi tanıyor muymuş ya? Tanımıyorum anne. Vallahi tanımıyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Haber uçacak. Aman haber kaçacak. Anne haber düşecek. Annem, elin ayağını gıdını öpeyim. Ne olur kapat, ben seni arayacağım tamam. Tamam anne. Hadi annem kapatıyorum. Hadi annem. Öptüm kuzum. Hadi çüz. Çüz. Tanımıyormuş. Bu ne biçim ödüllü gazeteci ya? Allah Allah. Allah Allah. Ya aman bu Übekun Mehmet Çırağan tanıyor ya. Boş ver. Ya Mehmet Çırağan Meteor'un parmağına yüzü takmış mı? Takmış. Verdik yani. Bence evlensinler de. Ben de onlarla otururum. Damadı sevdim. Gelmeyecek değil mi? Aslında gelecekti. Sahi mi? Sahi tabii. Ama ben engel oldum. O gelecekti de sen mi engel oldun? Neden? Perizciğim, canım. Eğer amcam buraya gelirse sizin için hiçbir umut kalmaz. Bütün hayatı, kariyeri hepsi mahvolur. Suna yengem de onu kapının önüne koyar, bütün parasını da alır. Alsın. Ben Ponçik'i parası için mi seviyorum? Ben onunla soğan ekmek bile yerim. Tamam. Belki sen Ponçik'inle soğan ekmek yersin. Ama o zaman estetik masrafların ne olacak? Hı? Hiç düşündün mü bunları? Botoksların, dolguların, silikonların, hı? Sonra ozon terapileri, hem bak yeni burun modelleri de geldi. Perucuğum, hadi ama bak sonra o burunları Suna yengem mi yaptırsın, ha? Hem amcam sana aşık olarak daha çok uzun yıllar geçirecek, düşünsene.
Amcan bana aşık olarak çok uzun yıllar geçirdi şekerim. Ama benimle değil. Ben bıktım artık. Yaşamaktan bıktım. Yıldım. Atlayacağım ben. Şişt. Ne demek öyle yıldım falan? Aa, hiç yakışıyor mu sana? Ama... Aması maması falan yok Pero. Bak, sonra amcam kahrından ölür, mahvolur. Bir düşünsene. Üzülür değil mi? Tabii. Hem kahrından geberir. Geberir değil mi? Ya. Gebersin. Pero. Hadi. Bak, seni çok seviyor biliyorsun. Bak, ekranda gördüğü zaman var ya, mahvoldu. Hadi. Hadi. Öyle sevgi mi olur? Heh, bak şimdi beni bir dinle. Öyle sevgi olmaz. Amcan benim ömrümü yedi. Ömrümü. Ama bu acılarla dolu ömrü bitirirken şurada onu cezasız bırakmayacağım. Bırakma. Yapma Pero ya. Hadi gel ya. Ya niye öyle diyorsun Mehmet? 41 yaşına geldim. Gün yüzü görmedim mutlu. 43. 46. Aman 48. İyi tamam. En son 50. Benim ondan yukarısı rakam bilmiyorum. Mezar taşıma da dikkat edin. Öyle yazın. Perucuğum sen gel bu tarafa. Vallahi ben seni 35 yapacağım. Söz. Ne? Yok 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 ben atlayacağım. Tamam. Atla o zaman. Amcamın gerçekten mahvolmasını istiyorsan atla durma. Ben söylerim ona senin ölmeden önceki son sözlerini. E tabii kadınlar kahrolmuş bir adamı teselli etmeye bayılırlar. Öyle değil mi ama Pero? Yapma şimdi. Belki başka kadınlarda değil, karısının kollarında bulur teselli. Hadi durma, atla. Atla. Hadi Pero, hadi atla artık ya. Vallahi sıkıldım ben de ha. Hadi durma. Çalışıyordum. Tam elimi uzat. Ya çek üstüne. Ay öyle yöntem mi olur be? Nimet hemen ambulans çağır. Gerizekalı. Sayın seyirciler sonunda beklenen oldu. Diva kendini aşağı attı. Arkadaşlar çekilir misiniz? Ya açılın. Açılın kardeşim ya. Ben doktorum. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Dokunma sana kızım ya. Kırıkları var. Mehmet Çırağan mı? Ya nerede bu ambulans görevlileri? Çağırın hemen. Sayın seyirciler, Diva yaşıyor ama durumu ciddi. İlk müdahalesi ünlülerin estetik cerrahı Mehmet Çırağan tarafından yapılıyor. Doktor Mehmet Çırağan, Diva'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğunu söyledi. Evet sayın seyirciler. Şu an ambulans olay yerine ulaştı. Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin divası şu an yerde ve bilinçsiz bir şekilde yatıyor. Durumu ciddi. Pelin, dayanma. Kurban olayım. Beni bırak. Beni bırakıp gitme. Mehmet, bir şeyler yapsana oğlum. Hadi.
Mehmet! Suna Hanım hoş geldiniz. Hayat içeride mi? Evet efendim, eşiniz içeride. Bir saniye haber vereyim. Haber vermene gerek yok. Suna? Aa, ne oldu? Ağlıyor musun sen? Evet sayın seyirciler. Türkiye'nin divası Perihan Işık'ın ilk müdahalesi devam ediyor. Kendisi dakikalar önce evinin balkonundan atlayarak intihar etmeye kalkıştı. Perihan Işık intihar mı etmiş? Yoksa sen ona mı ağlıyorsun? Ha? Ben yok. Ancak sayın seyirciler, Türkiye'nin divası Perihan Işık ölüme atlamadan önce gizemli evli sevgilisinin ismini söylemedi. Divane bebap. Hayati. Efendim canım. Yoksa bu gizemli evli sevgili yoksa ha? Aşk olsun Suna. Yoksa sen benden mi şüpheleniyorsun? Divane bebap. O kadın yıllardır bütün estetiklerini bu hastanede yaptırır. Sen de durmuş onu seyrederek ağlıyorsun burada. Evet. Ağlıyorum. Neden acaba? Hı? Kendin söyledin Suna. Bütün estetiklerini bu hastanede yaptırır. Yani düşünsene, ben böyle yağlı bir müşteriyi kaybetmek ister miyim? He? Ya üstelik bütün ülkeye mal olmuş çok ünlü bir diva. İşte bu yüzden ağlıyorum. Aa, Mehmet mi o? Onun ne işi var orada Mehmet? Ne, kim? Mehmet. Mehmet mi o? Mehmet. Bir iki üç deyince hadi. Arkadaşlar bir çekilin, tamam dağılın. Düşmüş. Siz düşseniz ne olur? He abim. Ne yapıyorsun kız? İyi işte, ne yapayım? Hiç, bildiğin gibi. İyi. Enişte beyimiz nasıl? Enişte beyimiz? He, nişanlın kızım, nişanlın ya. Allah Allah. İyi işte Mehmet. İyi Mehmet abicim. Ne yapsın? Kesiyor, biçiyor. Devam yani. İyi, kesmek biçmek iyidir ya. Şş, bana bak, ne diyeceğim sana ya. Sen anneme tanıdık yok demişsin ama. Bak sen basındasın. Enişten meşhur. Bana bir torpil yapın ya. Abicim torpil falan yok. Yok torpil. Hem sen ünlü olup ne yapacaksın he? Ünlü olup ne yapacaksın? Kaderin güzel olsun, kaderin. Böyle ünlü olursun. Çıkarsın yükseklere, tepelere. Belki kendini bir balkonda bulursun. Geçersin balkonun kenarına, herkes sana gitme der, gitme, düşme, açarlar kucaklarını ama sen hop
güm diye düşüverirsin aşağı. Bak yine başladın alengirli alengirli konuşmaya. Tamam kapat. Allah Allah. Zaten bana bir hayrın dokunsa şaşarım ya. Kapat. Hadi çüss, seviyorum seni hadi. Çüss. Ne bakıyorsun? Pencereden düştü. Platonik aşkım beni katil sanıyor. Bizimkiler onu nişanlım sanıyor. Of, of. Ay. Gel, gel, gel. Acıktın mı sen? Süt var da bana yarım limon var. Alsınlar, gelip bakarım ben. Geçmiş olsun. Zor bir ameliyat oldu muydu? Geçmiş olsun kuzen. Engin, kaç kere diyeceğim abicim bana kuzen deme diye ya. Nereden kuzen oluyoruz biz seninle? Aa, niye ya? Amcanla annem evli değil mi? E biz de seninle kuzen sayılırız. Üvey de olsak. He abicim he, tamam kuzeniz. Zaten çok yorgunum, müsaadenle. Bana bak, durumu nasıl? Çok fazla kırık var vücudunda. Asım Hoca fixledi. Ben de kesikleri hallettim. Şimdi müsaadenle. E niye intihar etmiş ya? Nereden bileyim ben abicim? Kadın daha kendine gelmedi. Ha kuzen. Senin ne işin vardı orada ya? İlk müdahaleyi sen yapmışsın. Annem öyle söyledi. Yakınlardaydım. Haberi duyunca fırladım hemen. Belki doktor lazım olur diye. Biliyorsun Perihan Hanım benim hasta. Bir mahsuru mu vardı? Ha, yok. Yok bir mahsuru. İyi. Mehmet, oğlum çabuk söyle. Pelin'in durumu nedir? Nasıl? Yaşayacak mı? Risk yok değil mi? Her tarafı yerli yerinde değil mi? Ya amca. Ya Allah aşkına bir sakin ol ya. Zaten sabahtan beri 5 dakikada bir ameliyathaneyi arayıp milleti kıllandırdın. Başlayacağım şimdi kılını.
tüyüne tövbe ya. Ya orada benim sevdiğim kadın can çekişiyor, ölümle pençeleşiyor. Bir helallik bile alamadım. Son bir öpemedim bile. Kimin ne dediğini mi düşüneceğim? Ama sonra yengem ne der diye düşünüyorsun ama. Onu ne yapacağız? Bana bak. Keserim kuyruğunu. Dalga geçme. Anlat. Detay, detay. Ya amca az önce verdim ya sana detay. Merak etme, ciddi bir durumu yok zaten. Kalıcı hasar falan da yok. Yalnız zorlu bir bakım süreci onu bekliyor tabii. Çok fazla kırık var vücudunda. Özellikle iki femur ve sağ humerus. O ne lan? Doğru dürüst anlat şunu. Yani diyorum iki bacağında ve kolunda kırıklar var. Ama merak etme. Ben onun kemik gibi seken bacaklarına kurban olurum. Ah, yaralı kuşum benim. Sen onu bunu bırak da. Bu Engin iti bir şeylerden kıllandı gibi geliyor bana. Yalnız o mu? Suna yengen bugün buradaydı. Ve beni televizyonda Perim'in o durumunu ağlarken yakaladı. Ne? Ya oha amca ya, oha ya. Ama ben biliyordum senin bir yerden açık vereceğini. Benim bildiğim Suna yengem senin gözlerini oyar. Oyacaktı da en iyi müşterimi kaybetmenin kaygısıyla üzülüp ağladığımı söyleyince inandı, ikna oldu tabii ki. Perim'in her ameliyatının ona bir pırlanta yüzük olarak geri döndüğünü düşününce hatta divam için üzüldü bile. Of. Of amca ya, of ya. Ya Engin kapıda çakal gibi dolanıyor. Suna yengem desen evde kurt kapanı. Basın kapıya yığılmış akbaba sürüsü gibi. Amca biz nasıl sıyrılacağız bu işten ya? Ah be oğlum. Ah be Mehmetciğim. Ne bileyim ben. Yani ben de çok daraldım. Hep o gerizekalı kızın yüzünden oldu. Hangi kız? O basın mıdır nedir? O işte. Ya ben halbuki Pero'yu ne güzel ikna etmiştim. Tam alacaktım. Abi nereden çıktı anlamadım ya. Ya bu salaklıkla nasıl haberci olmuş? Nasıl onca millet atlatıp oraya kadar geldi anlamıyorum. Aptal şey. Hangi kız? İstanbul'a geldiğinde neler hayal etmiştin? Neler oldu Melike? Bahtsız Melike. Bedevinin acıdığı Melike. Gelecekte 8 çocuğunun babasını daha kavuşamadan kaybeden Melike. Evinde sadece yarım limonu olan Melike. Tövbeler olsun. Bu ne ya, alacaklı gibi? Yani alacaklı olması çok normal aslında ama. Ay tövbeler olsun. Öldü. Öldürdüm Diva'yı. Vallahi öldürdüm. Ben öldürdüm. Atladı kadın aşağı. Ay, kodese tıkacaklar beni. Alacaklar içeri. Atacaklar. Ne yapacağım ben ya? Arka kapıdan kaçmalıyım. Bravo Melike. Sanki malikanede yaşıyorum ya. Gitti. Gitti. Olmayan aklımda gitti. Pencereden kaçmalıyım. Kapıyı açın yoksa kırmak zorunda kalacağım. Evde yokum diyorum ya, niye anlamıyorsunuz? Tak tak tak, tak tak tak. Açmıyorum işte kapıyı. Açın, içeriye girme iznimiz var. Filmlerdeki repliğin aynısını kullandılar. Kaçış yok.
Uzatacağım kollarımı, gireceğim Kodes'e. Elveda pisicik. Elveda özgürlük. Elveda. Buyurun. Melike Sağlam siz misiniz? Ben mi? Olsam mı bilemedim şimdi ama. Memur bey, Melike Sağlam bu. Aa, Gaffur amca. Ay sen ne suç işledin? Ne işin var polis amcalarla ya? Ben değil, sen işledin. Tövbe, vallahi bilerek yapmadım. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Ben o yüzden gittim. Ondan sonra Diva, ay birden... Gaffur bey, bir sakin olun. Melike Hanım, elimde sizin bu evden çıkarılmanız için gerekli izin belgesi var. Mahkeme kararlarına uymadığınız ve gerekli ihbarlara geri dönüş yapmadığınız için hemen şu anda bu evi boşaltacaksınız. Boşaltsın memur bey, boşaltsın. Benim evim kirasını sokaktaki kedilere, köpeklere yediriyor bu kız. Ay Gaffur amca. Ay sen ne kadar para meraklısı çıkmışsın ya. Ya ne olacak? 3-5 ay kira vermedim, ne olacak? Ya yazık değil mi o kedilere? Sokakta mı kalsın onlar öyle aç aç? Hanımefendi, hadi eşyalarınızı toplayın. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ne zorluk çıkaracağım be? Alın da evinizi başınıza çalın. Ayrıca hiç de üzülmedim. Alsın bu evinde böyle başına çalsın. Buna da şükür. Ya divanın yerinde olsaydım. Kadın düştü. Kuş oldu düştü. Tutamadım. Kadını resmen kadın ne halleri sürdüm ben. Diva kim ya? Ben 10 dakikaya çıkıyorum. Musun hayatım? Seni duyuyorum Mehmet. Ama ben Ponçi'yi duymak isterdim şimdi. Aşk olsun be Pero. Bir Ponçi'ye sattın beni ha. Alacağın olsun. Seni asla satmam. Neşter'in efendisi. Her yerim acıyor Mehmet. O zaman ben gidip ponçiğini getireyim sana ha? Getir. Getir. Polan mı geldin? Nasıl, iyi mi? Ayıldı mı? Yani her şey yerli yerinde mi? Yerinde, merak etme. Ponçin istiyor. Bu ponçik de nereden çıktı Allah aşkına ya? Yani gerçekten aşığım bu kadına. Ama bir de ponçik demeyeydi, çok iyi olacaktı. Sen acaba bu arada bu konuda... Neyse. Yani yiğidim aslanım da diyebilirdin. Yavrum, perim, sultanım. Ponçim. Ponçin sana kurban olsun. Kraliçem. Amca, hani az önce şey diyordun ponçik için. Sarıl olan her şeye karışma sen, her gele. Ay söylenme çocuğa ağzının içinden. O olmasaydı ben şimdi burada değildim. Ben şimdi o pencereden atlamış düşüp ölmüştüm. Atladın ya sultanım. Ne? Atladın mı? Ben niye hatırlamıyorum? Atladın ama ölmedin. Hiçbir şey olmadı. Maşallah. Dur gibisin. Ay. Amca ne yapıyorsun? Alt tertibin mi o senin? Sağlam kemiklerini de kıracaksın şimdi kadını. Kırar güzelim, kırar canım. Amcanın huyudur. Yıllardır bıkmadı. Kırar, döker, incitir. Öyle deme ama kraliçem. Bak gerçekten üzülüyorum ama. Üzülüyorsan yarın bir basın açıklaması yap, anladın mı? Ama sultanım... Aması maması yok hayatım. Aması maması yok, yeter gayrı hayatım.
Ya sen yaparsın ya da ben buradan çıkınca tek tek her şeyi basıncığıma anlatırım. Ay senin basınç kılığına. Bir şey mi dedin Hayati? Kızmalarına kurban olayım dedim kraliçem. Hmm. Gözümün nuru. Ol zaten, ol zaten Hayati. Gençler, size doyum olmaz. Ben kaçıyorum, çok yorgun. Haklısın kuzum. Git eve dinle. Bu amcan yüzünden perişan oldun. Çok yoruldum. İyi geceler kardeşim. Hey! Ne var ya? Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum. Sonunda mağlup oldum, yak cayır cayır. Felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış. Aşk falanmış, fişmanmış, yak cayır cayır. Adaletin yok dünya, seven sevilir güya. Saadet ancak bir rüya, al yak cayır cayır. Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum. Sonunda mağlup oldum, yak cayır cayır. Felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış. Aşk falanmış, fişmanmış, yak cayır cayır. Nereye gidiyorsunuz ya? Sen bunlar gayet kafanı meşgul etme, tamam mı? Sen müzik düşün, blüm, konser düşün, binlerce kişi. Ben sahnedeyim, sen arkadaşım. Çünkü sen aranjörsün. Yok, atom başta. Tamam, sen kafanı buraya ver, hadi. Alesla. Tufan ne yapıyorsun ya? Bu ne bana plan bu mu oluyor yani? Ama Nihat, ben sana söyleyeyim, bu plan tutmaz. Tutmaz bu plan. Allah Allah. Ne oldu, beğenemedin mi? Allah'ım, mızmızlanma. Şu afişleri sök, tamam mı? Sonra benimkileri yapıştıracağız. Ya bunları sökeceğiz, seninkileri yapıştıracağız da ne olacak ya? Nasıl ne oluyor ya? Benim senelerdir köşe kapmaca oynadığım makus kaderimi köşeye sıkıştıracağız. Sıkıştırıyoruz? Hani Mumin, bu MC mi oluyor senin kısmetli talin? Ben anlamıyorum yani. Nasıl anlamıyorsun ya? Sen benim nasıl arkadaşımsın? İhbaş Nihat. Hadi, çak şunları. Tufan, cennet kovmayın. Tufan, pastasız burada ya. Birincisi Tufan değil, abi diyeceksin. İkincisi sen ne yapıyorsun burada ya? Ya he abi, oldu mu? Oldu. Ne geldin gece gece? Ya Cemil abim ünlü olma planları var diye mesaj attı, ben de size yardıma geldim ya. Hı. Ya sen böyle her gece bir diskotekte falan çalmaya başlasan var ya, ben de böyle arkadaşlarımla takılırım yani rahat rahat, baysın. Sen anca havanı alırsın Cennet Hanım. Alo, Cemil ne yapıyorsun? Ben kişiyim, iyiyim Cennet, sen ne yapıyorsun ya? Ne oluyor lan burada? Sana ne o ne yapıyorsa? Allah Allah, tamam sen çok iyisin, hadi git şu afişleri sök. Al sen de şunu yapıştıracağız. Sonra da gidip MC Yaralı denen şahsın sahnesini basacağız. Sıfır, sıfır ya. Hadi. Yere atma, yere atma. Ya var ya, bence Melike'nin sana haber yapması lazım. Ya böyle gazetesinde falan seni bir manşet yapsa var ya, fertik yani. Bizim böyle afişle falan uğraşmamıza gerek kalmaz ya. Nice. Değil mi? Aynen ama ben bu afişle resmini beğenmiyorum ya. Böyle daha hani, şu nasıl?
Bu nasıl? Tamam. Bu. Ha, aynen bu, aynen. Ya. Annene bak lan. Allah Allah. Bak şunu ver hadi. Tamam işte. Gel. Çok işimiz var. Ben bir oda rica edecektim. 120 lira. Peşin alıyoruz. 120 lira. Pardon, burası mı 120 lira? Şimdi 70, 90. 92. Beyefendi, benim tam 92 liram var. Onu da arkadaş borç verdi zaten. Olmaz mı? 92. 92. Aslında olmaz ama ödemenin başka yolları da var. Bana bak. Eğer tecavüzcü Coşkun'a bağlarsan ben de Yeşilçam'a bağlarım. Senin suratına kezzap atarım. Sakın devam etme. Bu para da benim. Cennete al, ön masaya geç. Sen ne yapacaksın moruk? Ben kaderimi değiştirmeye gidiyorum oğlum. Hadi geç geç. Gel Cennet. Gel Cennet. Gençler, eğleniyor muyuz? Evet. Ben sizi daha çok eğlendirmeye geldim. Hepsi yaralı, hepsi yaralı, hepsi yaralı. MC yaralı yok. Tufan sağlam var. Kaliteli müzik dinlemeye hazır mısınız? İnşallah ağzının üstüne düşersin sevgilim. Dişlerin yamulur. İnşallah çıkmaz yollara. Girersin sevgilim. Navigasyonun bozulur.
seviyordun hani. Aramıyorsun, sormuyorsun. 40 kere aradım, hiçbirini duymuyorsun. Makarnaya hiç yakışır mı tavuk bulyon? Çok seviyorum kız seni, niye bana yazmıyorsun? İnşallah ağzının üstüne düşersin sen benim dişlerim. Hepsi yaralı, 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 hepsi yaralı. Sen nasıl benim afişlerimi söküp yerimi geçersin lan? Sen ve senin müziğin buraya hak etmiyor, tamam mı? Şeri, geldin mi? Ah yavrum, sen bu çantayı mı taşıdın? Dedim sana gelip alayım mı? Götür vereyim ben gari. Sağ ol. Ya Tahsin, zaten gece gece ben seni rahatsız ettim. Duymamış olayım. Ne dedim sana ben? Benim evim senin evin hayatım. Ah, iyi ki varsın Tahsin. Sen de öyle. Sen. Mehmet geldi. Mehmet mi geldi? Hı, Mehmet geldi. Ay işte ben ondan korktum da gelmedim dedim. Neyse gelmişken bir selam vereyim dedim. Bir selam vereyim, saçmalama. Biliyorum canım, Melike saçmalama, sırası değil. Melike bu. Sırası değil. Ne demek sırası değil? Sırası bu kadar gördüm, bir merhaba diyeceğim. Gel. Gelmem. Merhaba derim. Sıcak değil mi? Vallahi selam vereyim. Bir kere selam vereyim. Bir kere çıkmayayım. Tahsin. İyi akşamlar Monşer. İyi akşamlar komşu. Hayırdır lan? Kim o kız? Hangi kız? Tahsin. Az önce koala gibi sarıldığın kızı diyorum. Oğlum bizde yamuk olmaz biliyorsun ya. Benden mi saklıyorsun kanka? Sevgili mi yaptın lan yoksa? Ha? Ha, o kız mı? Yok ya. O benim çok yakın bir arkadaşım da. Biraz canı sıkkınmış. İyi. Madem öyle diyorsun. Evet. Doktor. Aa. Kibar abla, senin burada ne işin var ya? Nerede oluvereceğim ki ben? Ya sendeyim ya onda. Ne haber? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Senin önlükleri yıkayıverdim de astım dolapta. Aha, ben şimdi gideyim de paşamın ütüleri var, onları yapıp gelivereyim. Evet. Evet Kibar abla. Biliyorsun ben ütüsüz giyinmem. Sen git de benim ütülerle ilgileniver. Çok iyi ilgilenirim. Gözün arkada kalmasın. Benim adım Kibar, ne varsa bende var. İlahi Kibar abla. Ya. Ne varsa onda var. Vallahi. İyi. Ben gideyim o zaman. Oldu, tamam. Hadi. Yatarsın ya. Ne var? Oğlum benden mi gizliyorsun ya? Neyi senden mi gizliyorum Mehmet? Kimdi lan o kız? Hangi kız? Tahsin ya, Kibar abla bile biliyor. Ya Kibar abla daha önceden tanıyor onu. Dedim ya, yakın bir arkadaşım işte. Tahsin. Divan oldu ya. Tahsin. Yok yok, sahiden. Divan nasıl? İyi, fena değil. Toparladık işte. İnşallah daha iyi olacak bakalım. Oh, oh iyi ya. Kadın öyle düşünce... Bir anda gitti zannettim. Hmm. Bu gerizekalı kızın yüzünden oldu. Abi tam ikna ettim, kadını alıyorum bu tarafa. Nereden çıktı anlamadım ya.
bomba gibi düştü salonun ortasına. Salak şey ya. Bu salaklıkla nasıl gazeteci olmuş onu da anlamadım vallahi. Kötü olmuş ya vallahi. Oldu. Geç oldu. Mehmet, ben o zaman yavaştan gideyim. Tabii sen git git. Ütülerin beklemesin. Ha Tahsin. Efendim komşum. Sen boş ver Kibar ablayı ya. Tek başına halledersin ütüleri. Mehmet. Defol. İyi geceler Mohşer. Gülme. Tahsin ya, çok kötü şeyler düşünüyor benim hakkımda. Kötü mü şeyler düşünüyor? Yok canım, daha neler. Kötü şeyler. Kötü konuşuyor. Kötü konuşmuyor. Allah Allah. Yok, konuşuyor. Öyle bir şey değil. Neden bu? Hayır. Gel bakayım, gel. Lütfen şuraya gel, hadi. Ne oluverdi de evsiz kalıverdin sen? Ya kirasını ödeyemedim, atıldım işte. Sana kaç kere söyledim Melike? Lazım olunca benden iste dedim. Aylardır ağzını açmamışsın. Oldu mu yani şimdi? İsteyemedim işte, kaldım evsiz. Bizim kız! Nereye kaldın evsiz? Burada kayrılırsın, aha! Ay yok olmaz. Hemen yanında Mehmet var. Hemen! Mehmet eve mi geliyor? Geceden geceye, otel sanır. Yok olmaz, vallahi yük olmak da istemem. Kız ne yükü? Şuncacık kuş kadar etin var, seni mi besleyemeyeceğiz gari? Güle güle oturuverirsin. Aman ey, ha? Hiç. Besleriz tabii. Heh, paşam. Ay ya. Yok. Ama neyse tamam. Heh. Sadece birkaç gün. İtiraz istemiyorum. Durumu düzeltinceye kadar buradasın. Ya ama... Şeri. Ben senin neyinim? Dostumsun. Dostlar ne işe yarar? Aa, yok. Saçmalama. Evet. Saçmalama. Ha. Hayır, hayır. Ha. Tahsin böyle her şey üstüme geliyor ya. Evden de atıldığım var ya. İlk duranımda var ya bana haberi vermemekle o kadar haklıymış ki. Gittim resmen evin ortasına bomba gibi düştüm. Kadını da pencereden düşürdüm. Uf ya. Var ya Mehmet benden nefret ediyor. Duydun işte neler dediğini. Annem. Ay. Var ya Allah'tan annemlerin kulağına gitmiyor bunlar. Bunları annemler bilmiyor ya. Eğer bilse var ya kadının yüreğine iner. Onlara da çok yalan söylüyorum. Bari benim bacaklarımı çatırt diye kırar orta iki yerinden. Kız! Annem dedin de dur. Annen kurutulmuş balıçan yollamış Oli'yle. Dolmaya verdim. Sana nasipmiş gali, he? Ay annem evim burası zannediyor. Yolluyor kulleri. Ya benim daha bir evim bile yok. Of! Ya ver Kibar ablam, ver. İyi, iyi. Ver. Annem bunları Almanya'daki balkonda kurutuyor. Ah, Everdağlı değil mi? Amerika'ya gidiverse hönkürü Beyaz Saray'ın balkonuna batılcanları az verir gari, he? Aç ağzını aç. Heh. Ye paşam, ye. Yedim. Kibar, sağ olsun civardaki bütün herkese dağıttı. Mehmet bile yedi hatta. Yedi. Bu dolmalardan Mehmet'im de mi yedi? O böyle çatalı tuttu. Böyle badılcanları bandırdı. Pirincini aldı. Ay şifa olsun doktoruma. O da sonra hastalarına şifa olsun. Ay biz şimdi aynı dolmayı mı yiyoruz? Tamam hayatım. Sakin Melike. Abla sen aldın da. Mehmet'im de yemiş. Mehmet'im de yemişken. Evden atıldım Tahsin. Duygu geçişleri. Siz kaldım ben başım. Aç bakalım. Kız baba. Kız baba. Sen seviyorsun diye sana kuru fasulye ediverdim. Kıymetimi bil he mi? Yemeğiyle bilinen bu kıymet
maalesef yellenmeyle kaybedilir. Esas kıymet dinlemeyle edilendir. Akıl başta yok ama laf sokmaya gelince 40 yıllık ozanlarla aşık ediyorsun mübarek. Hiç anlamıyorum ben seni. Anlamayıveriyorsa kişi ya akılsızdır ya unuttum. Ya bıraktın mı ya? Kızım sen niye hiç utanmadan emsi yaral emsi yaral diye bağırıyorsun ya? He? Sen bana düşman mısın lan? Ya değilim tabii ki. Ben sonradan seni kurtarmak için o adamı dövmedim ha? Üstüne çıkıp vurmadım, yumruk vurmadım mı ha? Ama sen nankörsün Tufan. Kızım Tufan değil abi diyeceksin lan. Allah Allah. He Şahdi he abi oldu mu ha? Kız sen adam mı dövdün? Ya dövdüm. Bunu kurtarmak için hem de yeraltı mafyasının peşime takılmasını böyle göze aldım dövdüm yani. Ama bu nankör. Nankör işte bu. Lan sen yeraltı mafyalarıyla mı dalaştın? Bak anne ben talimin peşinden koştum. Ha şimdi tam tersi yöne koşman lazım. Çünkü bir orada adam seni buldukları yerde öldürecekler. Yani tabii polise gitmezlerse önce. Ne? Polisten mi gidecekler? Yok anne ya. Önce beni bulup bir ağzımı burnumu dağıtırlar. Ondan sonra polise gidilir yani. Racon böyle biliyorsun. Kız kafasız oğlum. Polislere gidince ne olacak? Ha? Sen şartlı tahliyesin ya. Şahsi. Polisler gelmeyecek. Seni götürmeyecekler. Mahpuslarda çürüyemeyecek. Abo! Eşyalarınızı toplayın. Kesin dönüş yapacağız. Vas! Olmaz denen ne varsa oluverir. Düşmem dersin, düşüverirsin. Şaşmam dersin, şaşıverirsin. Öldüm der durup durup, sonra yine yaşayıverirsin. Tayyareye bineceğiz. Acele edin ya. Ah. Ya ama ben bunu yapamıyorum ya. Tayyareye bineceğiz mi? Kız ben sana bunları akşamdan hazırla demedim mi kız? Sen beni çıldırtacak mısın kız? Tayyareye bineceğiz mi? Hem ben gitmek istemiyorum hem ben topluyorum. Niye Tufan yapmıyor? Niye Tufan yapmıyor? Şimdi ağzına yiyivereceksin sen şu terliği. Hep o terliği zaten bana göster. Hiç Tufan'a gösterme. Hiç Tufan'a gösterme. Tayyareye bineceğiz mi? Tufan kadar başına taş düşsün. Karışma be, karışma be. Sana ne be? Karışma be. Didiş. Allah Allah. Didişmeyin be, didişmeyin. Ah didişmeyin. Vallahi siz beni çıldırtacaksınız ha. Melikem, ah Melikem. Bunlara baktıkça seni daha çok özlüyorum. Kuzum, kuzum. Şişt, kapı çalıyor, kapıya bak. Tayyareyse bana haber ver. Alo, ne yapıyorsun? Bak annem size yolluk mu akın? Böyle ki dolma filan. Ey bundaba ya. Ya biz bunu uçağa nasıl bineceğiz ya? Ha Cemil? Ne yapayım ya? Annem dedi götür. Ya sen zaten annen getir deyince getir. Götür deyince götür. Sen annene bir şey diyebilseydin ben çoktan istemiş olurdunuz. Ben de Türkiye'ye gitmek zorunda kalmazdım. Ben nereden bileyim yani Cennet? Sen bazen pas veriyorsun bazen vermiyorsun. Ben de tereddütte kalıyorum yani. Ya sen kal orada tamam mı? Anladım ben. Alles klar Cemil. Ama bak istiyorsan yazın urlap için memlekete geliyoruz Cennet. Vasis Roslan burada. Ben Cemil sen misin? Oğlum bak giderek ağzını burnunu kırarım lan senin. Yürü git. Ya karışma sen ne karışıyorsun ya? Manyak. Sen de yularını tutacak koca bulacağım diye şu garibanın aklını oynama. Geç seni. Geç. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Lan karışma. Çıkartın abi. Ne oluyor verdiniz? Ne alacağız anne ya? Allah Allah. Bak. Bana kendini öldürtecek ya.
Kendine kılıbık koca bulup aklı sıra bizden kurtulacak ya. Göreceksin, gider gitmez bulacağım kocayı. Hem de böyle senin gibi şey, kro değil yani, modernini bulacağım. Madem boynuzlu bulacağım. Tayyareye bineceğiz mi? Şimdi ağzına terliği giymeyeceksin. Bana ne atıyorsun terliği anne ya? Lan! Köyde vurursun sen ancak kocayı. Lan ne köyü anne ya? Ben Melike'de kalacağım. Tayyareye bineceğiz mi? Biz 3-5 gün kalıvereceğiz Melike'de. Ondan sonra doğru köye. İstanbullarda zapt edemem ben sizi. Nain ya, ne köy anne ya? Nain ya. Hadi al şu bavulu. Hadi. Al Tufan. Kız sen de al şunu. Vallahi çıldırtacaksınız beni be. Ha. Ben yürüyeyim. Tayyareye binmeyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet. Anne, ne tükürüyorsun kapıya ya? Melike'yi aradın mı? Yoo, sürpriz yapacağım altın parçama. Mama, bir şey unuttun mu? Yoo. Ya bir de yoo diyor. Bu hizmet dede ya. Dedem nerede dedem? Dede... Abla! Kız kocaman adamı evde unutup verdik ya. Baba! Baba! Haydi tayyare. Bu ne temizliği? Ha? Kime diyorum? Ya paşam, ben siliyorum, siz pisliyorsunuz. Ben siliyorum, siz pisliyorsunuz. Ama yani olmuyor ki böyle. Ben diyorum herkes galoş giysin diyorum. Galoş giymiyorsunuz ki, galoş giyseniz eğer buralar pırıl pırıl olur. Ben siliyorum. Tamam. Ya sen geç, ben temizleyeceğim, sen geç. Duygu. Efendim Mehmet Bey. Duygu bu ne? Ben size demedim mi temizlik saatlerini ayarlayın diye? Ha? Ben halledeceğim Mehmet Bey. Hastanız bekliyor. Siz buyurun geçin.
Ben bunu bir yerden... Neyse. Ha. Ben sana bahtsız kadın. Sizi en iyi ben anlarım sevgili divacım. Sevdiği adamı bir başkasıyla görmenin nasıl can yaktığını en iyi ben anlarım. Günaydın Perihan Hanım. Günaydın. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Beni hatırladınız mı? Sen dün temizliğe gelen kız mısın? Yok değilsin, o değilsin. E kimsin? Yok ben o değilim. Hani ben dün sizin eve gelmiştim ya, siz böyle güm diye tepeden aşağı hani uçmuştunuz. Sen olsun, olsun. Evet ben maalesef oyum. Perihan Hanım ben gerçekten çok özür dilerim. Ben sizi kurtarmak istemiştim. Bakın. Ben gazeteci olabilirim ama niyetim asla size haber yapmak değildi. Aa, gazeteci misin? Basından mısın? Evet ama bana bir kızmayın. Beni bir dinleyin ilk başta. Bakın ben sizi ve gizli aşkınızı asla haber yapmak istemedim. Yani evet önceden belki birazcık haber yapmak istemiş olabilirim ama ben sizi bu halde görünce... İyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelirmiş. Bence yapmalısın. Evet haklısınız. Bence de yapmamalıyım. Yapmalısın diyorum küçük basıncım, yapmalısın. O benim gizli aşkımı bütün Türkiye'ye duyurmalısın. Senle ben haber yaparız. Evet. Onu cuma gününü o şekilde ayarlayabiliriz. Kemal Bey lütfen ama. Haklısın. Ben size ne dedim? Haklısın zaten. Ay Perihan Hanım, sevgili divacım, ben vallahi hiçbir şey anlamadım. Ne var bunda anlaşılmayacak? Ben sana anlatacağım, sen yazacaksın. Haber yapacağım. Kendi rızanızla. Kendi rızamla. Ay yemin edin. Yemin ediyorum iki gözüm çıksın, bak bir onlar kaldı. Ay 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 ay, her yerim kırık benim artık, öldürme beni. Ay ay ay, çok pardon. Kırık her tarafım kız. Ben Perihan Hanım'ın odasına geçiyorum. Tamam, geleyim mi sizinle, ister misiniz? Yok gerek yok. Peki. Gonca'yımla tanıştığımda 16 yaşındaydım. Şarkıcı olmak için evden kaçmıştım. Ama onu görünce kaderime kaçtığımı anladım. Mehmet abi. Vay! Ali! Ali, oğlum doktor beyin işi vardır, dur. Şimdi bir hastama bakacağım, sonra geleceğim yana, tamam mı? Tahliller çıkmış. Yarın alıyoruz Ali'yi 3. ameliyata. Allah sizden razı olsun doktor bey. Siz olmasanız böyle bir hastaneyi rüyamızda bile görmezdik. Allah ne muradınız varsa versin. Hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz. Ablacığım boş ver sen bunları. Önemli olan Ali'nin iyi olması değil mi? Ha? Ali de iyi olacak zaten. Beni gördü. Böyle baktı. Adın ne senin dedi. Perihan dedi. Peri. Senin peri olduğunu anlamıştım dedi. Ben tabii o zamanlar hayatıma damgasını vuracağını bilmiyordum. 40 yıl boyunca beni inim inim inletti. Elimi uzattım. Peki sen kimsin dedim. O da gözlerimin içine baktı. Benim adım... Perucuğum uyanma vakti. Uyandım. Ne haber tatlım?
İyiyim. Nasıl görünüyorum? Harika. Sen bak bakayım bir bana. Sen. Ben. Dünya ne kadar küçük değil mi? Küçük küçük. Ama sana kaşık kadar o dünya. Şu hale bak, bir de kılık falan değiştirmiş. Çabuk gel bakayım buraya. Ay üstümden geçtim. Ay düşmedim. Vallahi gelmem. Kızım bak delirtme beni, gel buraya. Mehmet Bey, siz şimdi anlamadan dinlemeden bana niye bağırıyorsunuz? Evet, bağırma ona Mehmet, bağırma kıza. Pero bu kız kim biliyor musun sen? Biliyorum, gazeteci. Madem biliyorsun, niye o zaman bırak diyorsun? Çünkü ben ona gizemli aşkımı anlatmaya karar verdim. Ne yaptın? Ay bu oğlan bu salaklıkla benim gibi bir mucizeyi nasıl gerçekleştirdi acaba? Ay ne yapacağım işte, haber yapacağız. Sen gel bakayım buraya, yürü. Yürü. Çık dışarıya. Ay bırak kızı, daha haber yapacağız biz. Ya daha haber yapacağız, bırak kızı. Yani şimdilik sadece elimi. He tabii. Yaparsınız. Yürü, yürü. Peri Hanım, sizi ağlatan o ponçin ismini verin, bana ipliğini pazara çıkartın. Çık kızım ya, çık. Ya kızım manyak mısın, ne yapıyorsun ya? Mehmet Bey, asıl siz ne yapıyorsunuz? Ben gazeteciyim. Anlaşıldı, sen laftan anlamayacaksın. Gel bakayım buraya. Mehmet Bey, ne yapıyorsunuz? Mehmet Bey, bırakır mısınız artık? Merak etme, bırakacağım. Ama önce kapının önüne koyacağım. Valla böyle daha iyi oldu. Eve servis de var mı? Var. Birazdan kargoya vereceğim seni. Kemal Bey, bu kız bu hastaneye bir daha asla girmeyecek. Varsa doktor bey. Bırak. Ya dur. Ya çok, tamam, rahat dur. İlknur. Mehmet. Bana hayal gördüğünü söyle. Nişanlımın hastanenin hademeleriyle oynaşmadığını söyle. Dur, kimseyle oynaştım falan yok. Ne diyorsun ya? Bu kız hademe falan değil. Gazeteci bu kız. Bunu peronun odasında yakaladın. Olmaz. 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 Melike. Melike mi? Merhaba, ben Melike. Sen tanıyor musun bu cep şeytanını? Melike. Ne işin var senin burada? Dur, gel buraya. Benim haberim olmadan Peri Ana'nın odasına hiç kimse girmeyecek. Ne ziyaretçi, ne hasta bakıcı, ne doktor, ne hemşire, hiç kimse. Anlaşıldı. Mehmetciğim, peki ya hastane sahipleri? Onlar içeri girebilirler değil mi? Sınav yenge. Mehmetciğim ben divamızı ziyaret etmek istemiştim de malum. Pek severiz kendisini. Öyle değil mi? Tabii ben bir durumuna bir bakarım. Bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Tamam. Aferin Melike. Haberi de yapamadın. Ponçin kim olduğunu da öğrenemedin. Of, bir de İknur'a yakalandım. Var ya, yarın gazetede kesin hepsinin hesabını benden böyle bir soracak. Ya ben acaba hayatımı daha fazla nasıl karıştırabilirim? Kız Melike! Kız mı ne? Yeni işe mi girdin yoksa? Aman ey! Sigortası var mı sigortası? Ya Kibar ablam bir dur. Ne yeni işe girmesi? Ama evet, yarından itibaren yeni bir işim olabilir. Aman ey! Aman ey! Bir ne? Dur kız, bir dur. Bir anlatayım. İknur'a yakalandım, İknur'a. Hem ne? De Mehmet'in sırtında böyle pati 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 diye. Ne? Mehmet'in sırtına mı çıkıverdin? Kız haram kız, tövbe de. Ay tövbe. Ay tövbe. Kibar ablam ya, kafayı yiyeceğim ben. Ben vallahi kafayı yiyeceğim. Çok kal. Of, kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim. Hayrola oğlum, Perime bir şey mi oldu yoksa? Perine değil ama Peri yüzünden olan bana oldu. Allah Allah, ne oldu oğlum? Ya daha ne olsun amca ya? Sizin yüzünüzden hayatım kaydı kayacak. Suna yengem gelmiş, tutturdu Pero'yu göreceğim diye. Bir taraftan İknur, nişanlıyız bahanesiyle hastaneye haber koparmaya geldi.
Daha kötüsünü söyleyeyim mi? O gazeteci gerizekalı kızı peronun odasında yakaladım. Tam senin adını söyleyecekti ki. Aman Allah'ım, ne yaptın? Ne yapacağım? Yakasından tuttuğum gibi kapının önüne koydum. Suna yengeme de peronun şu an ziyaretçi kabul edemeyeceğini, şuurunun kapalı olduğunu söyledim. Tabii. İknur'a da bir hemşire gönderip acilen ameliyata girmem gerektiğini haber verdim. Peron'un kapısına da güvenliği yığdım. Aslan oğlum benim be. Amerika başkanı olacak adamsın ha. Ya amca, bak buna böyle devam edemeyiz, anlamıyorsun sen. Nasıl? Ya Suna yenge bir iki saate kadar divanın iyi olduğunu öğrenir. Engin de sen anasını yanına al. Birazdan öğrenir divanın iyi olduğunu. İknur bir taraftan zebellak gibi geçmiş odamda benim ameliyattan çıkmamı bekliyor. Ya lobi gazeteci dolu. İlla ki birisi ulaşacak Pero'ya. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Senin ne yapacağını. Ben? Evet. Ben mi bir şey yapacağım? Evet. Ne yapacakmışım ben? Sen Pirim'i kendi evine götüreceksin. Ne? Hemen öyle telaşlanma bak. Sakin düşün. Pirim'in senin evde kalacağını hiç kimse tahmin etmez. Kim orada başına dikeriz? Pirim'e göz açtırmaz. Oo! Süpersin amca. Vallahi bravo. Sen planını yapmışsın zaten. Teşekkür ederim. Hayatta olmaz. Ya ben Pero'yla aynı evde falan kalamam. Delirdin mi sen amca ya? İmkansız. Ya oğlum, olaylar yatışana kadar sakin ol. Arada sırada çok durmadan ben de Pirim'i ziyarete gelirim. Ah, sen ne anladın ki oğlum? Yani sadece basını ikna konusunda tatlı tatlı onunla sohbet ederiz demiştim. Ondan sonrası sen sağ, ben selamet. Mümkün değil. İmkansız ya. Olmaz lan, delirdin mi sen? Ben Pero'yla aynı evde falan kalamam. Unut. Unut, bitti. Kesinlikle olmaz. Asla olmaz. Bittim ben. Bittim. Suna gerçeği öğrendiğinde beni boşar. Hastaneyi elimizden alır. Engin'i de başına geçirir. Senden bir sürü iyilik bekleyen o zavallı çocuklar. Hele bir tanesi senin de çok sevdiğin bir çocuktu. Adı neydi, unuttum şimdi. Ali. Ha, Ali. Tatlı çocuk. Kadersiz çocuk. Ki onun gibi onlarcası. Senin eline bakan. Yanık vakaları, yarık dudak vakaları. Parasız aileler. Onların hepsini kapıya koyarlar. Engin hayatta yüzlerine bakmaz. Ne ettin kız? Ne edeyim kibar ablam, kaderime kahret kahret sıkıldım. Yardım edecek bir şey var mı diye sen yanına geldim. Sen ne ettin? Ben mi? Sağma yapıverdim gari. Bunu da Efe Mehmet'e götürüvereceğim. Ne? Mehmet'e mi götüreceksin? He. Kibar abla, ben de senden geleyim mi? Ya Mehmet'in evini çok merak ediyorum. Hem o da evde yok. Hadi ne olur. Oh. Gel bakayım salak aşık. Hadi hem de yürü. Gel kız gel. Kız. Ay. Ay evi çok güzel. Her yeri simsiyah döşemiş. Tam Mehmet'in havası. Kız, belki Allah nasip eder de şuracıkta evin hanımı oluverirsin gari.
Yok be Kibar ablam. Adam nişanlı. Ben ne yapayım? Platonik aşık oldum ona. Öyle uzaktan uzaktan bakacağım, bağrıma taş basacağım. Ondan sonrası Allah kerim. Hemen nişanlısı batsın. Tabiatsız karı. Öyle deme Kibar abla. Ya İlknur Hanım'ı ben de pek sevmem. Ama Mehmet sevecek bir şey bulmuş demek ki. Kavuşsunlar, mutlu olsunlar yeter. Kız. Sen salak mısın yoksa melek misin? Bilemedim ben gari. Hey, götür ev. Bak, bak. Yavaş yavaş arkadaşım. Ben bir iyileşeyim asıl seni parçalayacağım Mehmet. Bak göreceksin gününü parçalayacağım seni. Pero bu konuyu kendi aramızda konuşsak olmaz mı? He? Tabii içeride konuşalım. Beni apar topar hastaneden niye çıkardığını çok iyi biliyorum. Ağzımı açıp kimseye bir şey söylemeyeyim diye değil mi? Ha. Ama beni bu hale getireni açıklayacağım. Açıklayacağım. Arkadaşlar siz Perihan Hanım'ı ve eşyalarını içeri alın. Hadi. Sülo sen de benle gel. Sülo. Al şu parayı. Aranızda paylaşın. Eğer birisi bir şey duyarsa senden bilirim ona göre. Yok Mehmet Bey. Almam vallahi. Olur mu öyle şey? Hem siz benim annemi ameliyat etmiştiniz. Merak etmeyin. Burada kimse ağzını açmaz. Ya biliyorum oğlum ya. Biliyorum. Ama olsun. Al, aranızda paylaşırsınız. Benden bir yemek falan yiyin. Hadi canım. Ay ne çok konuştun. Kapıyı aç da girelim. Ya, tamam geldim. Tamam sen bırak ben hallederim. Aa, Kibar abla sen burada mıydın? Sarmak getir verdiydim. Hoş geldiniz. Aa, geçmiş olsun. Hoş bulduk. Hoş gelmedik. Zorla geldik. Diva mı o? Kibar abla bakma öyle. Git şu eşyaları getir. Ben sana durumu sonra anlatırım hadi. Ha. Getirmeliyim ben madem kutuları. Perocuğum. Ama yapma böyle lütfen ya. Bak benim için işleri hiç kolaylaştırmıyorsun. Sen benim için kolaylaştırıyor musun? Amcam benim için işleri kolaylaştırıyor mu? Ha? Ah. Ömrümü yedi, ömrümü. Ama yok öyle. Beyefendi karısıyla keyif çatacak. Ben de akşamları bir saat uğrayacak da ponçimin yüzünü göreceğim diye camda bekleyeceğim. Bu yaştan sonra cam güzeli. Rezil edeceğim onu bütün Türkiye'ye. Yok öyle bir dünya. O Hayati'yi herkese anlatacağım. Yok artık. Gel buraya. Gel buraya. Ya niye geleyim ya? Yakalasanız beni mahvedeceksiniz. Kız gel dedim kaçma. Mehmet Bey, ay iyi misiniz? Ay. Kaçma bak, yakalayacağım seni nasıl olsa. Aa, yakaladım seni işte. Yakaladım seni. Ya, ay, bırak. Aa. Ya, kızım sen benim meslek hayatıma mal olacaksın ha. Çıkart, çıkart bir bakayım. Ne yapıyorsun ya? Ay, ne yapıyorum? Merak ettim, acıyorum diye bakayım dedim. Ya sen in misin, cin misin, şeytan mısın? Nereden çıktın ya? Nasıl girdin benim evime?
Vallahi nasıl girdiysem girdim. Oh iyi ki de girmişim. O kadıncağızın hayatını nasıl mahvettiğini öğrendim o senin zampara amcanın. Ama sen görürsün o poncik amcanın ismini birazdan bütün Türkiye bilecek. Kızım bak seni öldürürüm ha. Yaparsın sen. Onu da yaparsın. Kadıncağızı eve sokuyordun. Ne yapacaksın onu? Gizlice parçalarını ayırıp ortadan mı kaldıracaksın? Dexter miyim lan ben? Delirdin mi sen? Vallahi ben onu bunu bilmem. Divanı senin yerine getireceğim ve o poncik amcanın ismini bütün Türkiye'ye yayacağım. Kafayı sıyıracağım. Harbi kafayı sıyıracağım ha. Bak. Bence bunu aramızda halledebiliriz. Ha? Mutlaka bir yolu vardır. Ne istiyorsun? Hı? Söyle. Hiçbir şey yapamazsın. Bak. Senin hayatını karartırım ha. Meslek hayatını bitiririm. Zaten nişanlımın yanında çalışıyormuşsun, onun elemanıymışsın. Seni işten attırırım. Aman attırmazsan attırım kalır. Attırırsan attır be. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Sen beni satın alamazsın. Hani tayyareye binecektik? Bindik ya dede, yeni indik. Allah Allah. Tamam, tamam bak. Bence bunu aramızda halledebiliriz ha? Ha? Ne istersen yapacağım. Bak söz, ne istiyorsun? Aa, enişte de buradaymış. Kim ya? Sen hani ne yapabilirim demiştin ya beni susturmak için. He. Mesela damat olabilirsin. Ne? Bu kadın niye bize doğru koşuyor böyle? Birazdan anlarsın.